Nasıl olsa uzlaşırız diyorsunuz. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Bayern Münih biliyorsunuz yayın ihalesinden en çok pay alan kulüp. Kesin. Ve ligde hep üst düzeyde futbol ve sıralamada fikstürde en iyi olan kulüplerden bir tanesi. Hocam dilediğiniz zaman katılabilirsiniz. Şu an zaman zaman yayın ihalesinden daha fazla pay alması gerektiğini söylüyorlar. Ve Bayern Münih kulübü diyor ki ben pay alayım ama payımın bir kısmı da ligin en sondaki Wolfsburg'a vermemiz gerektiğine inanıyorum. İnşallah Türkiye bugünleri de görür. Böyle bir pazar da var Avrupa'da. Dünyanın böyle bir bakışı da var. Dolayısıyla ben Anadolu kulüplerinde, büyük kulüplerinin de hepsi için çok adil ve hepsini mutlu eden bir sistemin oluşacağına inanıyorum. Düşen birden uçurumdan düşmüş gibi oluyor demiştiniz bir konuşmanızda. Bir balon sistemi getireceğiz. Düşse biz de o nakitini birden kesmeyeceğiz demiştiniz. Nasıl olacak o? Şu an Türk futbolunun bence en önemli sorunlarından bir tanesi. Bugüne kadar ihmal ettiğimiz ve bugün ivedi şekilde hayata geçirmemiz gereken bir konu bu. Bakın İngiltere'de Premier Lig'de bir paraşüt sistemi var. Düşen takımı 3 yıl sürekli sponsor ediyor. Bunun rakamları zannediyorum ilk yıl 21 milyon pound, ikinci yıl 20 milyon pound, üçüncü yıl 19 milyon pound. Hatta Kulüpler Birliği'nden yeni gelen bilgiye göre bunu 4 yıla çıkarmaya çalışıyorlar. Çok örnekler verebiliriz Şansal Bey. İşte Sakarya, Kocaeli. UEFA oynayan bir Malatya. Bugün nerede? Yani bugün bakıyorsunuz ligin sonunda fikstürde 2 veya 3 takım nihayetinde düşecek. Tabii kimsenin düşmesini arzu etmiyoruz ama nihayetinde bu iş bir yarışsa bunun 3 tane çıkanı var, 3 tane düşeni var. Ama baktığınızda bugünün şartlarında sadece rakamsal olarak örnek veriyorum. 32-33 milyon veya 35 milyon civarında bir kulübün iddia ve yayın gelirinden geliri var ise Anadolu kulüpleri için özellikle söylüyorum. Onlar için bir problem. Haziran ayından sonra gelirinin 2,5 milyon 3 milyon TL'ye düştüğünü düşünün. Ve şu an öyle sistem. Dolayısıyla bir daha dönmemek üzere eğer o sponsorluğu oluşturamıyorsa, o kaynağı bulamıyorsa dönmemek üzere veda yani ediyor. Yani kapat git dükkanı gibi bir şey oluyor. Biz paraşüt sisteminin ilk yayın ihalesinde bu sistemin içine dahil edilmesi gerektiğini ve Kulüpler Birliği'nin bunu yapması gerektiğine tüm kalbimize inanıyoruz.